Aklın yolunda son saate girdik. Günü birlikte tamamlayacağız. Haftaya birlikte noktayı koyacağız. Geride bıraktığımız saat dilimi içerisinde savunma sanayindeki gelişme, özellikle Avrupa'daki yaşanan kriz ve o krizin doğurduğu fırsatlar, Türkiye'nin de attığı adımları geniş geniş konuşmuştuk. Bu başlığa dair ekleyecekleriniz varsa kısa kısa alayım. Sonrasında yine Avrupa'da özellikle Almanya, Rusya ve Fransa üçgeninde Macron ve Napolyon benzetmesi, Hitler benzetmesi üzerinden devam eden tartışmaya tekrar dönmek istiyorum. Hocam varsa ekleyecekleriniz kısa kısa alayım. Şöyle bakın, şunu ifade edeyim. Dünya hakikaten bir savaşa hazırlanıyormuş gibi bir imaj var. Türkiye bu savaşın, daha doğrusu bu yarışın dışında kalmamak için çok önemli hamleler yaptı. Bu savaş nerede gerçekleşir ve kimler arasında gerçekleşir? Bu tartışma. Şimdi Fransa'nın, Macron'un son çıkışı... Hocam oraya geçmeden şöyle yapalım derseniz, Tolun'la ilgili söz vermiştik izleyicilerimize. Hayır, o komutanım o konuda... Komutanım, evet, evet. Tolun'a girmiştik. Biz Tolun'u de, da ben, konuşalım, sonra sizinle tamam, birlikte Avrupa'daki tamam. konuya dönelim. Komutanım da bize katılırsa. Tolun, izleyicilerimiz de bize yazıyorlar Tolun'la ilgili. Tam atım güdümlü mühimmat. Ne demek komutanım? Yani şimdi siz de zikretmiştiniz ismini, buyurun. Tolun'u çok önemli. Tam atım güdümlü mühimmatın ötesinde bunun çok önemli. Aynı anda bakın, onu özellikle söyledim. Aynı anda birden fazla hedefe, şu anda 4 tane hedefe karşı aynı anda patlatabilmek. Yani görüntüleri de var. Görüntüleri de ekranlara getirirsek. Çok önemli olduğu için söylemiştim. Demin söylerken eksik kaldığı için söylüyorum. Bakın, Lozan görüşmelerini Amerika Birleşik Devletleri'nde National Archives, yani Ulusal Arşiv Dairesi'ni incelemiş ve üzerinde durmuş bir kişi olarak ifade etmek istiyorum. Bizim bir de Tuna donanmamız vardı, Osmanlı'dan diye. Ve Tuna donanmamızın çok önemli bir ada kale diye, bilmiyorum TRT bu konuyu ben de şey yapmıştım, onlar yaptılar bir programı. Ama maalesef Çavuşescu'yla Tito bu ada kale, Türk adasını bütün 1923 Lozan görüşmelere gideceksiniz. Bunu vermemek için, Savakin adasını vermemek için inanılmaz çalışmalar yaptıklarını söylüyorum. Yani bu önemli, Türkiye'nin özellikle de bu efendim bir Osmanlıcı görüş değil. Yani vizyon meselesi bu. Peki. Yani büyük bir vizyon olduğunu ifade etmeye çalıştım. Tolun'un görüntüleri de burada bunu, bir yandan devam ediyor. Hocamın evet, söylediği gibi 8 noktaya aynı anda o çok çarpıcı yani, bir görüntü. Çok onu aynı anda işte 4 ve 8 metreye komutanım çıktı. Burada hemen yanınızda şimdi atıldı füzeler ve ayrıldı. Evet. Şimdi uçaktan güdümlü, ve düşüyor. Farklı farklı noktalarda ikinci hedef, üçüncü hedef, güdümlü, dördüncü hedef. Herkes biliyor, ekranlar. Roketle füze arasındaki en önemli farklardan bir tanesi atıldıktan sonra güdülen füzeler olarak ifade ediyoruz. Tabii ki bunun ağırlıkları çok da artacak, biliyorsunuz. Yine Sayın Kotir'in ifade ettiği gibi, diğer efendim TEİ başkanı da ifade ettiği gibi yakında inşallah kendi efendim uzaya fırlatma tesislerini de kuran bir Türkiye olduğunu ifade etmek istiyorum. Ya bu Tolun hakikaten evet, yüksek hassasiyette stratejik hedeflere imha etme kapasitesine hariç. Bu bizim, bakın tekraren söylüyorum, kavrama dayalı ihtiyaçlar sistemi. Sadece uçaktan mı atılabiliyor bu? Yok, her tarafı. Gemiden de atılabiliyor. Mesela karadan, ben şimdi hemen söyleyeceğim. Meteor füzemiz var mesela, bunu da ifade etmek istiyorum. Mukabil hava önleme yapıyor. Bakın, mukabil önleme yapabilen, yani hava savunma diyor, meteor füzesi, bu MAM-T'ler, onu zaman evet, zaman sen de anlatıyorsun. MAM-L'leri diyoruz, bu Akıncı TİHA'nın hedefi içerisinde. Yani şunu söylememiz lazım. Roketsan havadan havaya görüş ötesi ve görüş içerisinde bulunan füzeleri kullanma kapasitesine sahip. Bir de bana zaman zaman şey yapıyorlar, bunun üzerindeki radar ekranında bazı şeyler söylüyor. Efendim LRFD yazıyor. Ha, ya ben onu da söyleyeyim. Birçok şeyler var, bunu söylüyorlar. Efendim ayarık işte kod 1111 falan diye yan taraflarında mesela OBJHQ yazıyor. Bu bizim İngilizce olarak tabii kullanıyoruz. Objektif, hedef, headquarter, yani karargah diye, karargah olarak buna kadar soruluyor. Tabii baş açısının 107 dereceye kadar şey yapılması. Bunların ötesinde şunu söyleyeceğim. Bu biraz evvel söylediğim meteor füzesi 1.8 Mach'a kadar çıkıyor. Bu çok önemli. Demin 0.85 demiştik. Doğru. 1.8 Mach'a kadar çıkması önemli. Hocam da çok önemli. Hızlı ifadesini kullanmıştı. 640 metre bölü saniye.
Tabii ki bu önemli. Biraz evvel Güngör de söyledi. 6. nesil uçaklar, yani bir pilot etrafında uçan SİHA'ları yerdeki hava ve harekat merkeziyle yönetebilme erkine sahip evet. bir sistematiği şimdi, egemen kılıyor. Bunlar yani bu savunma sanayinde en son Kaan'la yaptığımız zirvenin Türkiye'ye bir de diplomatik kazanım var. Biliyorsunuz Antalya Diplomatik Forum'da tam arifesindeyiz. Doğru. Atıfta bunlar. Devam ediyor. Dünyada Ceyhun Hocam analizlerde, yorumlarda ya da diplomatik açıklamalarda diline SİHA diplomasisi diye bir kavram geldi. Bu da önceden biliyorsunuz işte savunma sanayi ABD istediğine silah verir vermez. Rus yapımı silahlar. Hani ben hocam gibi, Esad hocam gibi değerli yabancı. SİHA diplomasisi. Bu da Bayraktar'la başladı. Bunun modellemeleri var mesela. Bir NATO üyesi olan Polonya'nın Türkiye'den SİHA alması. Ya da bir değerli bir bakış açısıyla ilk SİHA fabrikasının Bakü'de kurulması. Evet. Geçen Selçuk Bayraktar burada fotoğraf paylaştı. Şimdi Pakistan'la ortak Milgem ve bu sonuç evet. oluyor. Türkiye'nin diplomasi mesela Mısır Türkiye'ye yakınlaşmasının başlıklarından biri Mısır'ın Türkiye'den istediği silahlar. Değişik silahlar var. SİHA'lar ya da Altay tankları gibi. Bu ne yapıyor? Devletin Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı masaya ya da Savunma Bakanı masaya oturduğunda karşısındaki müdürlerle diyor ki efendim diyor bizim başımız belada. Hani efendim demez de Türkiye başımız belada. Sorunlarımız var, bize SİHA lazım. Türkiye diyor ki bana ne vereceksin? Bu iş böyle yani, uluslararası diplomasi böyle. Ya da Türk Devletler Teşkilatı içinde her zaman Kemal Hocam'la, Esad Hocam'la, Ceyhun Hocam'la anlatıyoruz. Şuşa mutabakatı yeni dönemin şifresi. Tabii, kim ne derse desin. Tabii, Türk Devletler Teşkilatı içinde Azerbaycan'ın askeri yeteneğinin güçlendirilmesi, diğer devlet, Kazakistan'a da bu arada SİHA. Hangi kurum olduğunu biliyorum. Kazakistan'la da ortak üretim var. Bu da genişleyen bir Türk devlet aklının ve Türk stratejisi ortaya koyuyor. Şimdi çok ilginç. Bunu bazı bölgeler model almaya başlıyorlar. Yani biz de diyorlar böyle bir modelleme, benzer bir modelleme yapabiliriz. Bunlar hep bizim kazanımlarımız. Hep üst üste koyduğumuz. Hep burada diyorum, Temel Kohti kulakları çınlasın Sayın Başkanım. Bu nasıl oluyor? İşte diyor bizim deliller uyumuyor. Hani atını çılgın. Şu çılgın Türkler. Hani atın iyisine doğru, yanlış anlıyorsa yiğidin iyisine de deliler. Biz zorlayacağız. Biz yapmak zorundayız. Şimdi strateji öyle bir şeye geldi ki hani gök vatan, mavi vatan, az önce Adalar Denizi'nde. Dünya gazetecilerin ne anlattığına bakmıyor. Dünya tatbikatlarını, şunları bunları elbette takip ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne de gidebilirsin. Dünya gücüne bakıyor. Peki. Sen ne kadar güçlüsün. Senin donanman Somali açık, az önce eksik kaldı. Somali açıklarına gidip orada bakın bu stratejik bir jeopolitik oluşturmaktır. Somali açıklarında güvenliğin yanında çıkan doğalgaz ve petrolün %30'unu Türkiye alacak. Doğru. Komutanım. Annapolis'te biliyorsunuz deniz harp okulu var Amerikalıların. Yani gitmeyenler için söylüyorum, orası çok önemli bir yer. Deniz subayları da çok önemli bir yer. Bütün istihbarat faaliyetlerinde kullanılır. Yani en iyi istihbaratçılar bir marinlerden çıkar. Yani deniz piyade sınıfından. İkincisi ise denizcilerden. Orada yeni bir tabir var. Senin çok güzel bir şey söyledin. Yani Türkiye'nin F-16 elde etme diplomasisi diye bir tabir çıktı. Şimdi bugünlerde çok konuşuluyor. Yani nasıl böyle hiç etrafı kırmadan, değil mi efendim diye, genellikle bu bir Almanya'daki ortalığa, yani sırça köşte bir filin yürüyüşü gibi değil. Yani herkesin gönlünü alarak bugün Blinken'ın o yazdığı mektuba getirmek istiyorum. O mektubun yazılması için Türkiye'den çok öğrenecekleriniz var diyerekten. Aslında hem F-16 diplomasisi, evet, diplomasisi kavramları. Dünyanın en büyük üçüncü geniş diplomatik ağına sahip. Peki. Türkiye. Yani. 160 küsur ülkede. Peki evet. Neden buna ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü hemen sınırımızda Rusya'yı konuştuk. Doğru. Komutanım. Ve doğru. Avrupa. Afrika. Avrupa'daki Afrika, ama Avrupa'daki gelişmeler üzerinde yaşadıklarımızı da konuşalım. Ama şunu teşekkür söyleyelim. Ederiz. Tolun'la ilgili varsa hocam ekleyelim, sonra yavaş yavaş bu Avrupa ve Napolyon tartışmasına evet, girelim. Yani buyurun. Hem ekranlarda izleyenler hem radyoda izleyenler için bakın bu Tolun mühimmatı gerçekten çok kritik. Şurada yazanları görüyorlar ama şunu ifade edelim. 102 kilometrelik mesafe orta menzil demektir. Çok önemli, çok kritik. Bakın bir taraftan da hassasiyetle stratejik hedeflere imha etme yeteneği. Bu ne demektir? Hassasiyet şu demektir. Etrafta sivil varsa onlara dokunmayacak. İki, dini merkezler varsa camiler vesaire gibi onlara dokunmayacak. Kültürel noktalara etki etmeyecek. Çevre. Bir metre doğrulukla
bakın 1 metre doğrulukla neredeyse bu herhalde anlatmaya çalıştığımız bu demek yani. Aynen bu bakın. 1 metre içerisinde çok hassas vuruyor. Hedefler nedir bunlar? Mesela bir demir tırnak içinde demir kubbe sistemi var ya da bir yerde bir hava savunma sistemi var. Bunların içerisinde radarlar var tespit için. Ateşleme birimleri var. Yani atış yapmak için kullanılan lançerleri komuta eden grup var. Bir de şeyler var. Ne diyelim onlara da? Komuta merkezleri var. Şimdi bu üç ayrı yere düşünün. Aynı anda bir hava savunma bataryasını yok etme gücüne sahip. Evet, İki, evet. Komuta kontrol merkezleri var. Ne var oralarda? İşte karargah unsurları var. Yan tarafta antenler var, vericiler var. Ve ona destek veren diğer savunma unsurları var. Hepsine aynı anda 8 noktaya hedeflediğiniz andan itibaren o komuta grubu, komuta kontrol merkezi olduğu gibi çöker demektir. Ya da yumuşak hedefler diyor, kara yumuşak hedefleri. Yürüyen birlikler var, bir noktadan bir noktaya giden. Bunlar birbirlerinden ayrılmışlar bile olsa, hani açılmış bile olsa, hepsini 8 noktayı vurduğunuzda birlik komple muharebe etme parçalı parçalı gitseler bile. Evet. Tanklar örneğin. Dolayısıyla bakın yeteneğin gücünü anlatmaya çalışıyorum bir taraftan. Bir de son olarak hocam hava platformlarından atılma ifadesi uçaklar ya da SİHA'lar olabilir mi? Tabii, yoksa tabii. Herhangi yani bir hava Kızıl platformu. Elma ya da işte diğer SİHA'larımız artı Kaan ve F-16'lar zaten atılabilir. Görüntüde çok net görebiliyorsunuz. Buraları monte edilmek suretiyle havadan yere atılan bir mühimmat sistemidir. Tolu. Akıllı hassas noktalara aynı anda 8 hedefe ve 102 kilometrelik menzil içerisinde düşmanın yeteneklerini zaten şeyde, ortadan kaldıracak hocamın dediği var. O çember deneme atışında gösteriliyor. Test atışlarında. Yani test atışında 1 metrelik aynı anda evet. Aynı anda vurduğu gösteriliyor yani bu. Aselsan mühendislerinin gururu, mutluluğu. Ha, en güzeli işte şurada yazan Aselsan. Evet yani burada da hocam askeri elektronik sanayi. Vurulunca çok mutlu oluyorlar. Bu arada bir not Tolun'la ilgili değerli bir araştırmacı arkadaşımız var. O da programı izliyormuş. O gönderdi. Adem Kılıç. Yunanistan'da pentapostagma. Tolun için bugün şöyle bir ifade kullanmış. Evet. Türkler insansız hava araçları ve savaş uçaklarıyla Ege adalarındaki yüksek öncelikli hedefleri artık güvenli ve toplu olarak vurabilecek diye. Tabii işte bu. Biraz önce anlattığımız. Herkes riske göre kendini değerlendiriyor. Yunanistan'da hani bu görüntüyü izleyince kendisine... Yunanistan Savunma Bakanı'nın telaşını anlayabiliyoruz. Kemal Hocam gibi. Bir tabir vardır hani dosta güven, düşmana korku. Aynen öyle, bravo. Korku aslında bu manşet yapıyor. Korku karşı kıyıya tabii, gidiyor. Ama bunlar, bakınız çok özür dilerim göreceğim. Caydırıcılık maksatlı ve tabii. Savunma maksatlı. Onu unutmayalım. Artı NATO'nun da aslında şimdi, yeteneklerine güç katacak. Biraz sonra belki şey Türk var. Devletleri Teşkilatı'na da çok şimdi büyük güven. Şimdi aslında öyle bir zamana denk geldik. Haziran'da Şuşa'da toplantı var. Evet, evet. Onu da belirtelim. Hani talih ve tarih denen bir kavram vardır. 100. yıldayız. Cumhuriyetimizin 100. yılında nelerle taşlandırabiliriz? Yani o şehitlerimize, kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün 100 yıllık tarihimizde bu iş için bedel ödemiş. Hep kızıyorlardı ya Osmanlı Devleti sanayi ıskaladı diye. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bilgi çağını ıskalamadı. Evet, çok güzel bir şey. Çok zamanın ruhu denen bir kavram var. O yüzden hani her dönemin bir şeyi var. Azdır. Bir elektrikli arabadır. İşte bu savunma sanayi, SİHA'lar, İDA'lar alt alta saydığımız bir şey var. Bu yakala. Ama burada şunu da belirtmek lazım. Bütün bunlar tabii teknik, bilimsel ya da stratejik. Burada siyasi irade çok önemli. Muhakkak. Yani bir kesinlikle. Geçen bir yayına çıktığımız değerli bir akademisyen komutanımız şunu anlattı. Aktif görevdeyken bu savunma sanayilerinde bir birimde neresi olduysa başbakanken Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya gelir. Biz de sunum yaptık askeriz. İşte içeriğini anlatmıyor. Başbakanım şunu yapacağız arz ederiz. Bunu yapacağız arz ederiz. Bütçeden kaynak istiyor biliyorsunuz. Savunma sanayi kaynak istiyor. Çekine istiyor. Şöyle örnek verdi rakamı söylemiş. İşte 1 milyon dolarlık örnek veririm. Bize kaynak lazım. İşte Kanada'dan optik alacağız. Şuradan bu alacağız. Şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor musun? Bunu diye dışarıdan almayı bırakın. Biz yapalım size 3 katını vereyim. 2007'de dediği söz. Hepimiz şaşırdık. Yani biz istiyorduk yani 10 milyon dolar. Başbakan bizi başbakan. 30 ama tek bir şart var. Biz yapalım. Evet. Biz yapalım. O yani adımlarla buraya, birlikte buraya geliyor. Tabii buraya irade ortaya. Bir de milletimizin bundan almak esas olan millettir. Türk milletinin ordusuna güveni. Bu yapan işte Aselsan, Tusas, Roketsan artık sayımız o kadar çok olduk ki Allah'ın devletine güveni. Devletine ve sahiplenmesi. Tabii. Yani biz bu yayınları yaptığımızda bile gerçekten ben de reji, teknik ne diye editoryalde tebrik ederim. Bizi konuşturuyor, anlatıyor. Anlattırıyorlar. Bunları insanların anlatmak, kalplerine koymak şey var. Neden biliyor musunuz?
Hatırlar mısın? Heronlar mıydı? İsrail'den. İsrail Heron meselesi. Leopard tankları mıydı? Hani Almanya'da. Hatırlıyor musun? Böyle kulağımıza artık konuşuyor muyuz? Yani aslında biz yanlış olan bir hafızayı da silerek yeni döneme şey veriyoruz. Bakın yani, motor Kaan konusunda mesela, da ilerliyoruz. Benim oğlanın adı da Kaan. 2 numaranın. Sayın Doktor Devlet Bahçeli Adana mitinginde Sayın Erdoğan dedi ki bak devletin içindeki siyasi nezaket ve akla. Sayın Cumhurbaşkanımız naif bir şekilde diyor uçağımız çalışmaya başladı. Biliyorsun bir isim koyacak. Hani deriz ya Anadolu'da adet vardır. Bir oğlum olacak. En saygı duyun bir de isim babası. İsim babası olumsuz. Bak tek bir isim ve Kaan. Kaan'ın tartışıldı işte geçen söylendi. Anlamı hanların hanı. Aslında bak Kızıl Elma. Hayır bu çok önemli hocam. Kızıl Elma, Akıncı, Bayraktar, Bayraktar. İnsanımızı, toplumumuzu bunlar bizim hep referans değerleri. Şimdi Yunanlar bizi konuşuyor. Çok konuşacaklar. Fransızlar da çok. O neydi? Emmanuel Macron mu? Monsieur Macron. Monsieur Macron diyorum ben ona. Öyle boyundan böyle işlere kalkışmayacak. Şimdi Paşinyan'la orada burada biraz sonra konuşacağız. Kaçın. Burada bir gerçeklik var. Jeopolitik bir gerçeklik var. Sen de Türkiye, şimdi bazen diyorlar az önce sen Osmanlıcılık hayalim. Ben Osmanlıcıyım. Ben Kızıl Elmacıyım. Ben tarihimi reddedeceğim mi? Ben Büyük Selçuklucuyum. Ben Atillacıyım. Ben Türkiye'ciyim. Hani buna gelirse biz bütün referans değerlerimizde Türkiye Cumhuriyeti. Peki. Bunun da böyle bir iddiası olan ordunun, hani güçlü ordu, güçlü devletin elinde başka milletin şey silahı olmaz. Her zaman son cümlem örnek verdiğim bir şey vardır. Siz askerinize örnek verdim. İstanbul'u fethetmek için 4 tane şey lazım. Bir tane Mehmet lazım, Sultan Mehmet. Bir tane Akşemseddin lazım yanına. Haliç'ten Haliç'e gemileri indirecek zeka lazım. Bir de o surları yıkacak top lazım. Peki. Bunun dışında sen fatihlerin, fetihlerin sultanı olamazsın. Peki. Yeni dönem eğer Türkçe olacaksak, Can Azerbaycan'la Türk Devletler Teşkilatı diyorsak, bugün Gazze'deki hesabını bir gün soracağız diyorsan güçlü olacaksın. Peki. Jeopolitikte başka bir şey var mı? Güçlü olmaktan başka ayakta kalma hakkımız var mı? Bir şey sorabilirim. Bu konuda bir cümleyle şeye geçeceğim çünkü. Ha hemen geçeceksin. Türkçe'de şimdi öyle şekilde tekilirdi ki Güngör'e cevap olsun da Türkçe'de Kaan var, Kaan yok. Türkiye'nin ilk savaş uçağının gökyüzüne kanatlanması büyük bir başarı. Bütün milletimiz için gurur kaynağı kabul ediyorum. Fakat ismindeki mahcubiyet, özgüvensizlik niçin? Milli savunma sanayimize yumuşak G mahcubiyeti yakışıyor diyor. Ben tek cevap vereyim. Hayır, bir dakika. Ben... Tek cevap vereyim hepsine. Oğuz Kaan. Oğuz Kaan diyorum. Yani, bunlar Türk medeniyet tarihinde hiç öyle bir şey yok. Bizde bir sürü Kaanlar vardır. En son gökyüzünde uçuyor. Allah nasip ederse yüzyıllarca da bu coğrafyaya nice Kaanlar yetiştireceğiz. Tek bir cevap Oğuz Kaan. Peki. Türklerin yani, atasıdır. Teşekkür ederiz. Devam edelim. Bunun tabii ki şey için konsorsiyum olarak bunun yurt dışında çıkması yumuşak G ile satışınızı yapamazsınız. Marketing çok önemli. Evet. Kaan'la satışınızı yapabilirsiniz. Bir de Kaan şöyle artık yani dilimize artık hem yumuşak G ile de yumuşak G'siz de aynı zamanda artık dilimize girmiş Türkçeleşmiş. Ama yani doğru. Bakın peki. O tenkit onlar Bey, onlar Sayın Doktor Devlet Bahçeli'den akıllı yani, adamlar mı? Bu da tenkit ediyor hocam, yani. Esad Hocam, bu Sayın da... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Ülkücü Hareket'in lideri, Türk medeniyet tarihini bilen akademisyen Sayın Devlet Bahçeli'den akıllı adamlar mı ki Kaan üzerinden şey yapıyor? Kaan özbeöz Türkçedir. Oğuz Kaan cevabı bunlara yeter. Ya ben açık söyleyeyim zaten o şimdi, Kaan'ın uçtuğu gün o tartışmanın açılmasını çok doğru da bulmadım. Yani tabii. Hakikaten. Şimdi ilk başta belki konuşulacaksa konuşulurdu. Ondan sonra hiç gereksiz. Bence artık konuyu kapatmak da gerekiyor. Bence. Evet. Teşekkür ederiz. Yani bunların tenkit edilmesi çok ilginç. Peki, yani en azından sadece bu tenkit edilsin. Kaan bizimdir. Bu bir Türkçedir. Yani, hocam çok şöyle bir şey var. Tartışma başladı hayır, değil ama. Hayır şimdi bu eleştirenler bazı çok önemli meslektaşlarımız da yaptılar. Şey yaptı. Alışkınlar isim vermeye Tony, Johnny, Antoine. Onların geleneklerinde bir şey var. Karşına özbez orijinal bir şey deyince bünye çekmiyor. Bünye kabul ediyor.